Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaç gündür şunu söyleyeyim, mutfakta yemek yapamıyorduk. Neden dediğime, çünkü hep dışarıda, bu sıralar öyle oldu. Şimdi bugün bizim menümüzde tavuk kestik, onu temizledim. Ama kavuracaktım, kardelen teneke dedi, illa teneke dedi. Tavuğumu temizledim, yüdüm, yıkadım, bakınız. Kendi yetiştirdiğimiz tavuk tabii ki bu. Şöyle kardelen yakından göstersin. Bakınız yağlarını gördüğünüz gibi bayağı güzel olmuş anne tavuklar. Yıkadım, ettim. Şuralarda da yağ kısmı var. Bunlar da iç malzemeleri. Tabii ki bunlar tenekede pişmeyeceğine göre. Bunları sonra bir kavururuz. Bu da yağı. Aynı kazın yağı da bu şekilde oluyor. Bunları da bahçeden eşibolak yoldum, temizlik yoldum. Bunları da kardelen salata yapacak. Tandırı, anne tandırı ya. Devamlı tandır ediyoruz ya, aklım aldı. Tenekeyi avluda yapacak yer yok. Aslında var, biraz rüzgarlı. Araba garajını desem, o tenekenin sacın altını yapsam ne olur ne olmaz, samanlık rüzgar var. Ben de düşündüm, taşındım. Kayınem gibi oraya gittim. Gazoyu çaktım, geldim kuytuya, sipere. Kaynım da işten gelecek. Şimdi yola gitmedi bugün. Onlara denk gelecek yani. İnşallah bir güzel olur yani. Şimdi ben bunu soslayıp malzemesini hazırlayıp koyayım ben. Şimdi şöyle göstereyim. 2 yemek kaşığı yoğurt kattım. Sos yapmak için. Her zaman kullandığım kırmızı pul biber. Onu katıyorum. Şöyle. Bir de toz olandan katıyorum. Kırmızı pul biberin. Renklen versin diye, renklendirici yani. Biraz da kekik. Şöyle azıcık. Aslında şey de katacaktım. Kırmızı biber salçası. Şimdi ağız açılmamış. Yakında da çemen ekmeği düşünüyoruz. Ya bile olmasın diye. Biraz da sıvı yağ katacağım. Çok katmayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi tavuğum yağlı zaten. Biraz anne çemen hemen dedin ya. Keşke ya geçen gün uşağa gittiğimizde ceviz alsaydık. Hiç aklımıza gelmedi. Doğru deme gerçekten. Geldik, bir şey şey etmedik. Şöyle salçayı da çok katmayacağım. Çemeni gerçekten çok seviyoruz. Ve herkese de yani tavsiye ederiz. Tadı çok güzel. Gerçekten öyle. Hele yazın o kadar yemiyor da. Kışın daha çok yiyor. Aynen. Tuz dur. Tabii ki salçaya az kattım. Her zamandaki gibi göz kararı. Tuzumu katıyorum. Şöyle geri katalım. Bu arada kolumdaki şeylerden dolayı yani vücudumda var. Kolumda zaten günden günü çoğalıyor bunlar. Yani vücudumda komple. Bugün sağlık ocağına gittim köyümüzde. Bakalım ilaç verdi. Akşamlar akşamı kullanmayacak. Kremi sürdüm anne. Var mı? Akşamleyin. Tok karnında şey hapı kullanacak. Bir tane krem akşamdan akşama değiyor. Gördüğünüz gibi şöyle şuradan bir başlayayım. Şunda kanadına biraz kırılmış ya, yapacak bir şey yok. Önce şu alttan başlayayım. Şöyle bir güzel bunu yedireceğim. Aslında hata yaptım ben kardeşim. Ne gibi? Şu deri kısımlarını içine şöyle dürtüp. Evet. İçine sos girsin diye. Ya. Evet, şöyle derilerin arasına. Tutayım mı tavuğu? Elini kestirme de. Yazdı. Sakar oldum buradan belli. Ben de şomazlıyım sanırım. Elini kestirme derken gidiyordu. Şöyle soslayalım ki tenekenin içinde güzel gözüksün. Maşallah tavuğu da gerçekten güzelmiş. Hatta hani geçen de sen ansızın akşam üzeri temizlemiştin ya. O küçük. Aynen o küçüktü. Mesela bu bayağı iyiymiş. O usta zamanında bir tane kestik, tabii ki çekim olmadı o şekilde. O bayağı küçüktü. Ayağı topal olmuş herhalde. O yüzden kestiydim. O sadece marketlerde satılan tavuk gibiydi. Şunu demek istedim. Arasına girsin sos yen diye. Deri altına diye. Ben kısarınca derisini çok seviyorum. İçine de sürem. Ay gerçekten. Şöyle. Pilav pişirmeyeceğiz. Niyetimiz öyle. Kardelene bağlı bir şey o da bakalım. Yaparım ya. Tarladan geldikten sonra. Doğru, babayla git şey dersin. O çorba pişirecek. Ben çorba pişirem dedi. Ben de şimdi tarlaya gideceğim geri. Hatta tarladan geldim. Babamla darı tarlasını suluyoruz. Kardelen gerçekten onunla darıyı suluyorlar. Yani 3 gündür sulanıyor. Mesela değiştiriyorlarsa 2 saat sonra
Oluyor, bir sabah gittik, bir de akşam gidiyoruz. Aynen. Değiştirip geliyoruz. Herhalde, ha, bugün de son posta inşallah. Bugün de çalışacak. Gibi. Mesela hani bugün bitecek ya. Sonra ne zaman çalıştıracağız? 15 gün sonra çalışır. Varmaz belki. Çünkü havalar ısınmaya başladı. Çünkü haliyle darının da sulanması, yetişmesi lazım. Her zaman dediğimiz gibi blokta da söyledik. İlk mahsulümüzü soğuk vurduğu için öldü. Yeniden ektik. Onun için devamlı sulanması lazım. Kurumaması için. Evet, suyun yağmur da yağmıyor. Suyun zaman darı buruşuyor. Mesela morlaşıyor renginden, yeşil renginden. Gördüğünüz gibi bunu böyle terbiyeledim, sosladım yani. Yağları erir. Aslında bu tenikenin altında böyle tabii ki biliyordur herkes tabağı oluyor. Evet, tabağı. Ben çarşıda görüyorum yani, arada. Ondan alacağım yoktu. Garanti etmediydim bu zamana kadar. Önceden çok yapıyorduk bu tenike tabağı biz. Sonra bir kez sen böyle nedense soğudun ya. Peki hani yapasın gelmedi. Ben mi yapmışım? Odunu haveri atmışız. Ondan sonra bir çıkardıydık. Yani ne diyeyim, kanatları yanmış. Deriler yanmış. Ondan beri yani yapasım hiç gelmedi. Bakalım inşallah bunda yalnız ama bir dakika alacağım. Altına şöyle düşünün mesela soğan gözümde canlandırdım. Sarımsak. Evet, patates. İnternette gördüm ben de. Güzel görünüyor da. Zaten fırına sürsek de sarımsak, patates, soğan eksik etmiyoruz yanında. O şekilde böyle de olsun. Artık biz kardelenle babası aramadan hemen öbür eve gidip bu ateşi yapmamız lazım. Biz şimdi de babaannemle geldik. Üzerim bunlar benim mal kıyafetlerim. Hani öyle girdi falan etti. Sanmayın temiz bunlar. Terden yeni aldım, giydim. Aynen. Onun için ilk öyle giyince içeride yani iş görürken de giyiyorum. Bu tenikeyi de arkadaşımdan gittim ya. Tenikesi açtım. Bunu tabii ki tavuğu temizledikten sonra. Şimdi bakalım. Tavuğumuzu da koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kazık da çakılmış. Kazığı da çaktım, ayarladım. Kardeş kirlinin bakışına bak be. Nasıl bakıyor ya, kıyamam. İnşallah denk gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Anne. Dur, tavuk gidecek bizim içinden. Ne edeceğiz? Tüh. Dur şöyle yapalım. Ama o zaman da teneke şey olur mu? Sığar mı? Sığar o. E bakın. İnşallah. Düşmez inşallah. Başka var mı anne kazık? Bulabildin mi ekstradan? Ekstradan mı? Ha, bir tane daha hiç ayarlamış mıydın? Dur bakalım şöyle deneyelim, bir şey olmazsa. Hayır, değecek mi bu? Nasıl değecek? Şöyle yere mi? Bak gördüğünüz gibi tavuğu değiyor kardeşler. Ha, tepeden değiyor. Biraz tepeden. Daha aşağı inecek o zaman. Tavuğu çıkaracaksın, tepsiye koy tavuğu geri. Ondan sonra babaannem vuruversin. Şöyle olacak. Sen var ya anne, tavuğu al geri. Bir iki daha vuralım ona. Biz getiren şeyden bunu atıp siliyorum. Ha, sileriz. Valla şimdi bak, gazı da çarptık, sildik yeniden. Şimdi tavuğu tutturuyoruz içine. O tutturabilirsen ben de tabii ki tavuğu. Çıkarsa diye korktum. Tuh. Şöyle. Tuh demişim, tüh diyecektim. Şuraya oturtmak istiyorum. Değil mi? Hayır, şuraya değiriyorum tavuğu. Kemiğim aynen. İnşallah düşmez. Umarım. Birazdan batacak kazık. Aynen, batmaz güzel. Oldu mu? Değmedi. Ortalayan da. Durun bakalım şöyle. Birinde böyle bizimle teneke yapıyorduk. Akşam üzereydi. Annem ineklere bakıyordu. Babam, bunun annem görmeden şey sürekli ateşe evet. Odun atmış. Mermer o yüzden koyacağız. Teneke yanmıştı. Tavuk yanmıştı. Umarım bunda yanmaz. Bunu koyduk. O biraz ağır gelecek diye. Şimdi kenarlarını toprak atacağım ben bunun. Toprağı da tabii ki çalmam lazım şuralardan. Kürek. Kenarlarından hava almaması için. Aslında komşu tarlanın içine girsek de alsak. Çünkü acele diyorum. Ben mal saati, kardelenin babası tarladan çağıracak. Havada biraz kılığını eğdi. Yağmur yağacak. İnşallah yağar evet. Da. İnşallah. Tamam. Niye? Buzağlar da boğuluyor. Bizim buzağlar mı? Karşı ses geliyor. Yok. Onların sesi buraya gelmez. İs girmesin içine değil. Kenarlarını bu şekilde toprağına kapatıyorum. Vallahi şimdi sen babaannemin bana. Sarımsak mı o? Sarımsağı da çıkaracaksın. Ana sarımsak. Pırasa da. Ay neden? Sarımsak değil. Sen nerelisin kardeşim? Ben mi? He. Buralı değilim ben. Arada buraya kalmaya geliyor. Şimdi şunlardan odun çalalım. Bunlar ocak alın. Ne odun istiyorsun?
Böyle bunları yerleştireceğim. Yanacak mı şimdi mi? Yapacağım. De bakıyorum. Anne ben. Tahminen kaç dakikada pişer be? Tahminen pişer. 45 dakika falan durması lazım. Sonra hemen kesinlikle çıkarmayız zaten. İçinde kalsan evet olur. Duracak, hani yemek yiyeceğimiz şey zaman çıkarırız. Evet, bir şey olmaz. Çünkü böyle atacağım. Bir zaman böyle yapmışız, atmışız üzerine devamlı. Bizim et yanda. Eşim gelince de bak ona. Yağmur çok yağsın olacak. Nasıl edeceğiz artık o sıcağın altını? Peki, şey olmaz, sıcak vurmuyor. Valla çare var. Çare ne? Tavuğu alıveriz. Şimdiden fırını sürüveriz. Ne olacak? Bu şekilde bunları döşeceğim. Ondan sonra yapacağım. Az daha kalın odun dumanlar. Valla ateşi sonunda yaktık. Şöyle göstereyim. Bu yanık olsun. İnşallah denk gelir. Dediğim gibi. Yani oduna fazla gelir, az gelir diye çok korkuyorum açısını yakalayamam diye. İnşallah bu yeterlidir odunumuz. Kardelen de tarlaya gitti babasının yanına. Borları değiştirecekler. Ben de mallara bakacağım. Biz mal bakasıyla da artık bunun da saat olur 7'ye kadar yolu var diyen gibi. 45 dakika falan durduracağız. Yani 50 dakika da olabilir. Onun için rüzgar da bayağı rüzgarlı. Onun için burada yaptık ateşi. Ne olur ne olmaz diye Allah korusun. Vallahi kirli de anladı. Bizi bekliyor burada. Kızım. Tabii ki Nazlı var yanında. Her gün buraya gelir o bir. Gördüğünüz gibi nanenin güzelliğine. Maydanozlara bakınız. Benim bu kadar olmadı maydanozlar. Bunlardan sabahleyin götürüp sabah kahvaltısını güzel kardelenle. Şeyi daha çok seviyoruz. Değmedim maydanozlu. Peynirli, domatesli, zeytinyağı katıp içine yiyoruz. Burada bu beni neden bekliyor? Kapı açılsa da içeri girsem diye. Nazlı bundan osanmış bir tavır var. Değil mi kuzum? Kirli girecek mi içeriye? Ebe döve ebe. Gel. Girecek mi? Şöyle bir kez daha bakayım ateşe. Ondan sonra gideyim artık. Ben Sara'dan geldim. Annem ineklere bakıyor. Babaanne sen yancı etmi ki o daha dedin ya. Hani yemek yeseye kadar böyle durar artık. Aynen. Odun eklemeyeceğiz. Umarım istediğimiz gibi kıpkırmızı pişer. Söylediğimiz gibi biz önceden çok yapardık. Hani yaptıklarımızın çoğunluğunda hep pişmişti. Sadece iki defa mı ne yanmıştı. Yani hepsi yanınca zaten hepsi yanmıyor. Kanatları falan yanıyor. Yağmur da biraz atıştırmaya başladı. Umarım hızlanmaz. Hızlanmış, ateşlendi. Değil mi? Ateşlendi. İnşallah hızlanmazdı. Bu böyle, bu şekilde yemek yiyeceğimiz vakite kadar böyle durar. Şöyle biraz daha çekmek istedim. Babaannem kazlarına su dolduruyor dışarıya. Su doldurmayalım kızım. Aynen. Hem böyle dışarı su bırakıyor hem de zaten içeride de var su. Kendim... Babaanne senin kazlar nerede? Aha içeri aldım da. İçeri mi aldın? Yemlenim için. Durmazdı. Kendim ben fazla bundan suyu kullanmaları. Figo susamış bak. Deme. Taş oynuyor bir de ya. Bak koyunları sevmiyor Nazlı. Figo'nun arkasından gidiyor. Bizim köpek öyle koyunları havlamıyor da babaannem gibi sevmiyor. Hatta babaannemin Vivi'si çıktı. Şu an yukarı çıkıp size Vivi'yi göstereyim ben. Vivi'nin bir tanesi dün çıkmış, bir tanesi de bugün. Babaannem 6 tane yani yumurta var kazın altında. Sadece 2 tanesi çıkmış. Keşke hepsi çıksaydı. Bunlar çok tatlılar ya. Maşallah şunlara bakın be. Bu dün çıkan sanırım, evet.
Onu biraz daha tüyü ıslak. Hatta biz sabah annem falan bakmıştık yumurtaya, delikti. Demek ki öğleden sonra çıkmış. Kardeşleri çıkmayacak sanırım. Çünkü annem yumurtalara bakmıştı yani 15 günlükken falan. İçinde yavru var demişti. Büyük ihtimalle hani yavru gelişmiştir. Fakat çıkamayınca ölüyor içinde yani. Ona da biz göde diyoruz. Göde olmuştur diye düşünüyorlar. Bunlar da artık Edi'yle büdü. Kardeşleri çıkmazsa ikisi olacak sadece. Yapacağım akşam için. Babaannem de çorba yapmış. Ne çorbası yaptın diye sormadım ama büyük ihtimalle bizim meşhur tarhana çorbamızdan yapmıştır. Bu semizlik otu bahçeden annem toplamış, yıkamış. Bu da ekşi kulak. Domatesim, salatalığım var. Onları da yıkadım. Gördüğünüz gibi bundan salata yapacağım. Buradan da pirincimi ıslatmıştım. İşte eve bu yüzden geldim. Hem pilavı yapacağım hem salata yapacağım. Bulaşıkları yıkayacağım. Bunları ortalıktan kaldıracağım. O şekilde. Pilavın başlangıcını çekememiştim. O da suyunu çekmeye başladı. Biraz daha durduktan sonra onun da altını kapatırım, sararım. Buradaki tabakları yerlerine kaldırdım. Bulaşıkları yıkadım ama hala tabii durulamadım. Salatamı hala yapmadım çünkü abim ve emim daha işten gelmedi. Annem de ineklere bakıyor. O yüzden hani daha yemek yememize daha var. Onu biraz daha geç yapacağım. Salatayı da yaptım. Biraz domatesler iri oldu ama yapacak bir şey yok. Çünkü acele ettim. Elimde doğradım. Şu görünenler ekşi kulak, şu alttakiler de semizlik. Semizliklerin kalın saplarını attım. Diğerlerini atmadım, ince saplarını. O şekilde. Zaten pilavı da kapasalı bayağı oldu. Onu gösteremedim çünkü annemgil aşağıdan çağırmışlardı o zaman. Onu da sofra bezinin içine sardım. Vallahi bak gördüğünüz gibi bu bayağıdır ne diyelim size 45 dakika duracaktı. Yaklaşık 2 saattir bu tenekenin altında Aynen çizdi saat anca. 8.30'a geldi. Doğru. 6'da koymuştun sanırım 6 gibi falan. En azından mallara bakan yok benden başka. Kardelen de tarladaydı. O... Vallahi bakalım şimdi bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Emim de oradan bakıyor. Hadi bakalım. İnşallah yanmamıştır. İnşallah. Şöyle sürprizi şu taşı alalım. Ya Bismillah. Ay çok heyecanlandım. Sanki sınav sonucumu bakacakmışım gibi hissettim. Babaannem hani dur onu da söyleyeyim de öyle aç. Ne diyor biliyor musun? Kardelen diyor yandıysa diyor çekmem de ayıp olur diyor. Babaanne ne olacak dedim. Valla sürpriz. Kıyamam o da öyle Yandı mı dedi. yanmadı mı son dakika? Hadi bakalım. Kardelen bakmak istemiyorum nasıl? Güldün. Hayır ya Ya. kızarmış. Hayır bak burası falan çok güzel görünüyor. Ya Ha. yanan yerlerini atarız. Kazırız derilerini. He, Yapacak değil bir mi? şey yok. Vallahi gördüğünüz gibi Halil nazarı Bu neydi senin? nimetimize de şükür. Yani yapacak bir şey yok artık. Yere oturmuş tavuk yani yere resmen. Pilav pişti, çorba oldu, salatamız oldu. Yeriz ya üstünden yiyeriz bir şey olmaz. Durun şimdi. Ya tabii istediğimiz gibi olmadı ama yapacak bir şey. Böyle bakacağım. Gerçekten balkondan gördüler, eleştiri yaptılar. Yemeyen yemesin biz kardeşlerinden yeriz değil mi? Aynen. Tadı çok güzel. Kim bakıyor? Babaannem baktı çekimden. Araba geldi. Bize mi Kendilerine. geldi? Bir tanıdığın arabası mı? Bence pişmiş bu Biri arada. adres soruyor bence. Hadi gidelim. Nazlı. Abanın tavukları Nasıl yanmış. bakıyor? Ne Emim de yapacağım ben abanın tavuk bilmiyorum. yanmış diyor. Vallahi yanık manık yiyeceğim ben. Anne, Vallahi bak. babaannem Gerçekten. bahçesi Hı. bizimkine bakarak çok iyi bence. Domatesleri falan bayağı Bak şu büyümüş. yanık yerlerini at veririz. Aslında bir şey yok. Aslında şurası çok harika. Ben mesela şunu. Nazlı'ya ver diyecektim kendi yedi. Hı. Hadi çıkalım. Harika Karnımız da vallahi. acıktı. Şöyle hafif yanan yerlerini alacağım.
Bak gördüğünüz gibi gerçekten iyiymiş. Bu sıcak, şöyle parçalaya parçalaya vereceğim. Şurasını aslında ben severim. Yanık bulan para bulur derlerdi biz küçükken. O biraz yalanmış, isim diye diyorlardı. Aynen, herhalde. Sen bana hep derdin. Kızarmış ekmekleri gelin falan dedin. Tabii. Kız hatırlıyorum. Şunu ben severim aslında. Demin de dedim. Şuna bakın. Gerçekten... Hani şu kemiklerini falan atma, tamam mı? Sıyırız değil mi? Ha, sıyırız. İçine katıyorum zaten. Tamam öyle yap. İnsin diye. Tavuğu neden zibilden diye mi kaldı? Aynen. Emek emek. Bak. Etti. Ben hem göğsünden de severim hem kemiğinden de severim. Yani kemik sıyırmasını da severim. Yanlış anlaşılmasın. Değil mi? Sen en çok kıkırdağı seviyorsun. Evet. O da nerededir? Şurada uç gördüm. Uç kısımda olur. Göğsün uç kısmında. Aynen. Maşallah. Babaannem de karpuz kesiyor bize. Bu arada da düdüklü de şey var sanırım. Darı. Ne var? Darı. Hatta yemiştik ya öyle. Kardeşim kıkırdan yeri mi yoksa? Şöyle içinde göstereyim. Babaannem buzdolapta varmış, çıkarmış. Buzdolap demişken bir sesimiz de geldi bugün. Yani gördüm bakalım. Geldiğini. Gördüm. Çalışıyor bakalım. 4 saat sonra çalıştırın dediler. Öyle mi? Yeni taktık. Gördüğünüz gibi erimiş gerçekten. Ellerim yandı. Şuna bak. Hani olduğu kadar şey yap. Hani şuna ellerin yandı. Gördüğünüz gibi bak gerçekten etimiz iyi. Yani yanmış da tadı da güzel gerçekten. Kızarmış. Aynen iyi duruyor. Kızarmış sayılır o. Soframızda da tarma çorbamız, ekmeğimizle. Bunu ayrı bir şey yapıyoruz. Kurutulmuş tarma çorbanın içine katayım derken. Şimdi yoğurdun içine katayım. Yemeğimizi yedik. Şimdi bulaşıkları toplayacağız. Üstüne tatlı yedi. Zemmim yok mu almış? Aynen. Vallahi bak. Bakalım neymiş. Ne yiyecek ki bilmiyorum ben şimdi. Tatlı yemeğin üstüne bu? Tatlı. Pişmaniye mi? İçine lokum hayır. Lokum da şeyli ya. Mantar fıstıklı bir şeyler var. Fındıklı mı ne? Olabilir. Ben çıkarmış bunu yanına. Dur bu şimdi yanına koymayayım da. Balkona götürem ya. Onlar yesinler biz daha sonra toplayınca yeriz. Sepa'yı koy verir ya orası yasak. Sepa'yı koy verir mi? Halil aldım ana üstüne çarsın al. Bulaşıkları topladık. Babaannem de birbirlerini yemeyecek. Onu da çekeyim dedim. Annem de sizden gelen yorumları okuyor şimdi arkamda. Gerçekten. Kardan video yenice yayınlamış. Sağ olsun daha kişi 26 kişi yorum yapmış. Ben de onlara bakıyorum bu arada. Bunlara sonra cevap vereceğim. Tabii ki yarı olanları var. Yarı veremediklerim var dünkü vloglarda da. Ana ne güzel onlar. Gazeteden de şey olur. Kaya ayakları. Aynen. Eski bir bez var da bu öyle. Gazetenin üzerine babaanne bez ser. Yoksa kayı verin. Şey, gazeteden. Kuzularım kuzularım. Gördüğünüz gibi iki tane vivimiz çıkmış. Siz ne diyorsunuz lan bu zaman gibi ya? Vivileri yemliyorum. Vivileri. Sıcakta nasıl duruyor musunuz? Valla daha benim şu yiyor. Polo için kolu. Daha soğuk içeriz yeniydik yemeği. Hayır sıcak. 14 tane yumurtadan. 14'tü. 14 yumurtadan 6 tanesinde vivi gözüküyor. Tabii ki ben bunlara baktım. 15. gün. Ve şansımızı 8 yumurtayı attık. 6 tanesi kaldı. 6 tanesinden 4 tanesi %100 göde olmuş. Göde dediğimizde şöyle yumurtayı içinde, vivinin içinde. Man yumurtanın içinde vivi oluyor. Denemedim onu göde diyoruz. Biz evet. Burada öyle deniliyor. Belki göde, belki sırf yumurtası bozulmamış oluyor. O da böyle vivi gibi gözüküyor. Onun için 2 vivi. Bakalım benimkinde ne çıkacak. Bende bizim de 3 gün sonra çıkacak sanırım. 25. günü. Bugün ayın 22'si olması lazım. 22'si. Evet. Bakalım. Eğer inşallah çıkarsa ben de onları satacağım. Tanesini 50'şer milyondan veriyoruz. Burada duyulur. Sakın yanlış anlaman Göleh. Benim ilk vloglarda vivi koduğumuzda ağzını veriyorsunuz. Öldüreceğiniz falan diyorsunuz ama öyle değil. Çünkü burada böyle besleniyor bunlar. İlk yeme alışması için. Bunlar ördekten de narin olan bir şey. Ördekler daha dayanıklı. Evet. Bunlar kendileri yiyorlar. Hem annelerin yanında üşürler. Hadi üşümeseler bile yem su yemeyi bunlar bilmezler ki. Bakamayacak o zaman. Hayır onların ayakları şey... Ayrık onların ayakları. Evet. Bağlayacağız bunları. Böyle. Bağlıyoruz iple. Sonra kaç gün duruyor bunların iple? Ayakları böyle ayrık oldu mu bir gün ipine bağlı olması lazım. Yoksa böyle ayrık olur, yürüyemez. Onun için bakınız bak gördüğünüz gibi şimdi halının üzerine koyuyoruz. Ayak bacakları ayrılıyor. Evet.
Bu neden? Şu şekilde bunları bağlayacağız. Dur bakalım. Babaannem de bağlayın. Şimdi ipi. Dur sen şuna. Ben tutayım sen şimdi. Yayını kas geçeyim ben. Bu ipi ayağına neden bağlıyorum? Çünkü bir gün böyle durdu mu ayağı aynı şeyi alıyor. Çok sıktırmıyorum. Sadece gerçek gördüğünüz gibi bak. Aynen aslında, bilezik gibi. Aynı bilezik gibi. Sadece şey olması için. Ayaklarına düzgün olması için. Öğrettim bir elimine. Çözmüş. Aha bak şöyle gösterem yani şey yapmıyoruz onlara. Evet sıkı ayaklara değil. Ayaklara açılsın. Böyle bak gördüğünüz gibi bu şekilde yürür bunu alışır. Şimdi bu pamuk kızda pamuk. Burası bir kere. Oradan ip kesin ip aramayı. Neyse. Ay bakalım Allah korusun iyi bilir. He sen oradan mı aldın bunları beni? İp vardı öyle aldırdım. Kısa mı kestim onu? Babayla o olmadı ya. Dur sen. Hani bağlama payıyla beraber yetmez bence. Şuradan keserim. Dur ya uzun eder. Dur sen. Aa buradan kestim. Öğlendi buradan kestim. Üşendim kalkmaya. Aramaya da. Gördüğünüz gibi. İnan ki pamuk şekerleri gibi. Bunların yumurtaları 30 TL'den satılmışlar. Gazi Yüler yumurtası. Böyle çıkış 50 milyon milletin satışına göre. Besledikten sonra yani Eylül-Ekim ayında temizlenmiş satılırsa 150 TL'ye satıyoruz. Yani gelip bundan satılacak değil de. Yani söylüyorum sadece. Tabii ki bunlarda müşterisi vardı. Ama 5 taneydi müşterisi 2 alınca ne olacak bakalım bilmiyoruz. Kadın vazgeçti. Başka da nereden bulacak? Birilerini açıklayayım. Normal. Dözü benim birbirine çıkmam demiştim. Tamam. Tut. Aynen başıma değil. Bak ayağı bu. Dündeki çıkan bu. Hayır. Ha bu dündeki. Ne bileyim bu sert gibi geldi şeysi de. Tersine geldi. Sola su doğru olduğu için. Su nedir? Buyur gücümle. Niye? Bunu aşağı mı gittim? Ne bileyim bunun daha bir sert ayakları. Dur bakayım tırnaklara. Hayır bunu aşağı mı gittim? Hayır bu bugün gelmiş. Bak bu yumuşacık. Bunu mu gittim sabah? Tabii gelmişim. Şey gibi Allah korusun. Ölülen şeysi gibi deniyordu. Bu sert. Bunu mu ne demek oluyor yani? Ya bu yeni gelmiş. Bir yumuşak daha. Evet anladın mı? Bunun canlanmış gibi anladın mı? Kafası şöyle alalım dedim bir daha. Tamam bu önden gelmiş. Karıştırdım. Doğru benim ayak... sabah geldiğimde o uyu vardı. Babaanne açık renk bana. Bildim değil mi bak kardelen? Ben iyi veteriner olacağım. Okusam herhalde ben bir katip olurmuşum da. Ne koydun dedin şey. Okumadığım için. Gördünüz mü? Bakınız. Veteriner Perihan Karakılıç. Bu da o daha meri. Bak titreyiyor gibi oluyor. Üşümüyorlar. Üşümezler. Üşümezler yani üşüyecekler. Hadi yapışın. Sadece. Artık sonlandıralım mı? Aynen. Darıcelik olsun neyse. Aynen. Artık sonlandıralım. Allah'a emanet olun diyorum. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. İzlemede kalırsanız daha çok seviniriz. Zaten seviniyoruz. Her zaman da diyorum sizlerin sayenizde ilerledim. O 15.500 mü? Evet. Oraya kadar geldim. İnşallah 100.000'lere kadar da geçeriz sizlerin sayenizde. Allah'a emanet olun. İyi geceler.